Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bu videomuzda sizlerle birlikte WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerimizde kuponlar bölümleri nasıl kullanılır, pazarlama bölümünün içerisinde yer alan kuponlar nasıl oluşturulur, kuponlarla neler yapabiliriz bunlardan bahsedeceğim. WooCommerce'da varsayılan da gelen pazarlama adına satışları teşvik edebilecek en önemli özellik, hatta belki tek özellik kuponlar bölümü. Peki bu kuponlar bölümüne nereden erişebiliriz, bunları nasıl kullanabiliriz, kuponlar nasıl çalışıyor, sizlere bu videoda bunlardan bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi buradaki sitenin tasarımının orijinal bölümünde bir kupon bildirimi var. A2 Dijital promosyon koduyla %25 indirim sipariş var şeklinde bir bildirim var. Ama böyle bir kupon kodu şu an bu sitede tanımlı değil. Sepetimde bazı ürünler var. Hemen bir sepeti kontrol edelim. Şöyle sepete gidebiliyor muyum? Videomuzu üstte alalım biraz daha. Sepete gidelim. Şu an bir kupon bölümüm var. Burada bakın sepette. Her temada bu bölüm bulunuyor. Kuponu girdiğim anda böyle bir kuponun bulunamadığını bana sistem söylüyor. Çünkü bu kupon tanımlı değil. İsterseniz bu videoda sizlerle beraber bakalım bu kuponu nasıl tanımlayacağız? Kupon tanımlarken ne gibi özelliklerimiz var? WooCommerce'da kuponlara nereden erişebiliriz? Bunların üzerinden geçelim. Öncelikle WooCommerce yönetim panelimize geçtikten sonra WordPress panelimize, bakın burada bir pazarlama bölümü var. Pazarlama bölümüne geçmemiz gerekiyor. Pazarlamanın hemen altında kuponlar bizim karşımıza çıkıyor. Kuponlara girdiğimiz zaman e-ticaret sitemizde oluşturulan kuponlar bu şekilde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradaki hazır kuponu biz e-ticaret sitemizden sipariş vermeyenler sipariş versin diye otomatik olarak oluşturmuştuk. Bu o sebeple karşımıza çıkan kupon. Bu kuponu siliyorum. Kuponlar ekranı bu şekilde boş bir şekilde karşıma çıkıyor. Hemen üst tarafta bir kupon ekle alanı var. Kupon ekle diyerek yeni bir kupon oluşturuyorum sizlerle birlikte. Yeni kuponu girdikten sonra bu kuponla ilgili bir açıklama girebileceğim alan mevcut. Bu kupon koduyla bir açıklama tanımlayalım. %25 indirim kazanabilirsiniz derim. Hemen kuponun alt bölümüne geldiğimde bu şekilde karşıma bir ekran çıkıyor. Bir kupon verisi alanım var. Gördüğünüz gibi burada da 3 tane sekmen var. Genel, kullanım kısıtlaması ve kullanım sınırları şeklinde sekmeler mevcut. Şimdi isterseniz sizlerle beraber adım adım bu sekmelerde işlemlerimizi yapalım. Nereden neler oluşturabiliriz? Bu kuponları nasıl kullanabiliriz? Bunlara bakalım. İlk önce genel tabına geçiyorum ve indirim için indirim türlerini inceliyorum arkadaşlar. Burada birkaç farklı seçeneğim var. Bir yüzde tanımlayabiliyorum. Sabit setipet indirimi tanımlayabiliyorum. Veya sabit ürün indirimi tanımlayabiliyorum. İsterseniz sizlerle beraber indirim yüzdesi tanımlayalım ve kupon tutarı olarak da 25 girelim. Aslında burada girmiş olduğum indirim yüzdesi sepetin içerisinde %25'lik indirim yapmasını istediğim anlamına geliyor. Hemen alt tarafında da bir ücretsiz gönderime izin ver seçeneği mevcut. Bunu seçtiğiniz anda burada ücretsiz gönderim yönteminiz varsa bu yöntem işe yarıyor ve aktif hale geliyor. Ama şöyle ki geçen haftalarda sizlere anlattığım kargo takip eklentisiyle eğer ki gönderimlerinizi oluşturursanız o gönderim türünün iç tarafında özel bir şekilde ücretsiz kargoyu tanımladığımız için buradaki kupondaki ücretsiz kargo özelliği ne yazık ki bu eklentiyle beraber çalışmıyor. Şu an bu indirim yüzdesini tamamladım. Hemen alt tarafa geliyorum. Bir son kullanma tarihi eklemeyeceğim kupona. Bakıyorum. Kullanım kısıtlaması sekmesine tıklıyorum. Burada karşıma birkaç farklı seçenek çıkıyor. Gördüğünüz gibi bu kuponu belli bir tutar üzerine tanımlayabiliyorum. Yani şunu diyebiliyorum ben burada. A2 Dijital kupon koduyla 100 lira üzeri siparişlerde 25 TL indirim olsun. Bunu diyebiliyorum. Veya üst düzeyde bir harcama tutarı tanımlayabiliyorum. Yani 1000 liranın üzerinde bu kupon çalışmasın. Çünkü belki de 1000 liranın üzerindeki siparişlerde bu %25 benim için ciddi bir boyut olabilir. Alt tarafa geçiyorum. Bu kupon başka kuponlarla kullanılabiliyor mu yoksa sadece bireysel mi kullanılıyor? Bunun ayarını yapabiliyorum. İndirimdeki ürünleri hariç tut şeklinde bir ayarım var. Bu kutucuğu işaretlediğim zaman indirimli ürün bulunmuyorsa çalışacaktır şeklinde bir uyarı var. Yani sepetteki indirimli ürünleri bu kupondan hariç tutabiliyorum. Bu tiki işaretlediğim anda. Diyelim ki bazı ürünleriniz 100 yerine 80 liraya düştü. Zaten indirimli. Bunlarda indirim kuponu çalışmasın diyebiliyoruz arkadaşlar. Ürünler bölümüm benim karşıma çıkıyor. Belli bir ürünü bu kupon için seçebiliyorum. Belli ürünü bu kupondan hariç tutabiliyorum arkadaşlar. Ürün kategorilerini bu kupon için seçebiliyorum. Ve bazı e-postalarda bu kuponları hariç tutup bu kuponlara izin verebiliyorum. Yine benzer şekilde bazı kategorileri bu kuponlarda kullanabiliyorum. Aslında WooCommerce'ın bize varsayılanda sunduğu kuponlar bölümü gerçekten çok ciddi ve güzel özelliklere sahip. Şimdi A2 Dijital indirim kuponunu oluşturdum. Hemen bunu sizlerle beraber bir deneyelim arkadaşlar. Buraya tekrardan geliyorum. A2 Dijital yazıyorum. Kuponu kullan diyorum.
Gördüğünüz gibi kupon başarıyla uygulandı şeklinde bir bildirim görüyorum. 31.78 bana bir indirim tanımladı. Şimdi ben bu kupon için bir asgari tutar belirlemiştim. 100 liranın altında olduğunda bu kuponun çalışmasını istememiştim. Bakalım bu kuponu tekrardan bir kullanalım sizlerle birlikte. Şimdi hemen kuponumu buradan kaldırıyorum arkadaşlar. Bir 100 lirada deneyeceğim kuponun çalışıp çalışmadığını sizlerle beraber görmüş olacağız. 100 lira altında. Güncelledim sepetimi. Kuponumu tekrardan uyguluyorum. Gördüğünüz gibi hemen sistem bu kuponun uygulanabilmesi için harcanması gereken minimum tutar 100 lira şeklinde bir bildirim gönderiyor. Yani 100 lirayı geçmesi gerektiğini tüketiciye kupon sistem hatırlatıyor. 100 liraya geçtiğim anda da sorunsuz şekilde çalışacaktır. Buraya bir 33 yazalım. Bir sepeti güncelleyelim. Biraz da 1000 liranın üzerine çıkalım. Gördüğünüz gibi 1000 liraya girdiğim anda da bu kupon için azami harcama miktarı 1000 lira şeklinde bir bildirim alıyorum. Yani bu şu demek, 1000 liraya geçtiğiniz için bu kuponu kullanamıyorsunuz ve bunu da güzel bir bildirimle sepet sayfasında kullanıcıya sistem söylüyor. Şimdi ben ürün sayısını 25'e indiriyorum. Hatta bir 22 yapalım. Kuponumu tekrardan uygulatmak istiyorum. 932 liralık bir bildirim, bir miktar var. 1100 lirada toplam tutar tutuyor. Bir kupon kullan diyelim. KDV hariç tutarda çalışıyor şu anda. Gördüğünüz gibi sorunsuz şekilde indirimimi tanımladım. Şimdi kuponlar bölümüne geri geliyorum. İndirim yüzdesini denedim. Sabit sepet indirimi de tanımlayabiliyorum. Bunu sabit sepet indirimine çeviriyorum. Kuponumu güncelliyorum. Hemen sepeti yeni sekmede tekrardan açıyorum. Şimdi tekrardan girdiğim zaman gördüğünüz gibi 21 liralık bir indirim yaptığını görüyorum. Az önce %25 vermiştim. Şimdi sabit bir tutar olarak indirim vermiş oldum. Siz bu kupon kodlarını bu şekilde, bu kurguları kullanarak kendi hayalinizdeki ürünlere indirimler vererek kullanım kısıtlaması bölümünden veya kendi istediğiniz tutarlarda, özel miktarlarda bu kupon kodlarını WooCommerce tabanlı e-ticaret sitelerinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Diyelim ki 300 lira üzeri siparişlerde %10 indirim tanımlamak istiyorsunuz. Hemen buradan asgari harcama tutarını 300 liraya çekip genel bölümünden de sabit yerine indirim yüzdesi seçtikten sonra %10'luk bir indirim tanımlayabilirsiniz. İndirimin belli bir tarih arasında geçerli olmasını istiyorsanız müşterilerinize daha da satışa teşvik etmek için bunu kullanabilirsiniz. Sadece 2 gün geçerli bir indirim yüzdesi tanımlayabilirsiniz. Bu tarih geçtikten sonra bu kupon çalışmayacaktır. Ve kuponların her biri için son sekmede belirli öğelerle sınırlayabiliyorsunuz. Sepetteki tüm ürünlere uygulanabilir veya sepetteki 2 ürüne uygulansın diyebiliyorsunuz. Veya bu kupon sınırsız kullanılabilir veya bu kupon sadece 11 kere kullanılabilir diyebiliyorsunuz. Ve kullanıcı başına da her bir üye için bu kuponun kullanımını belirleyebiliyorsunuz, sınırlandırabiliyorsunuz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bu videoda sizlerle birlikte WooCommerce'ın vali hazırı da varsayılanda gelen kuponlar özelliğinin üzerinden geçtik. Bu özelliği kullanarak e-ticaret sitenizde neler yapabilirsiniz? Sizlere bunları anlatmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz yorum yaparak, ilgilenebilecek arkadaşlarınızla videolarımızı paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Farklı bir videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.